Bugün sizlerle Nvidia'nın GeForce Now isimli oyun oynama hizmetini inceleyeceğiz. Bu hizmet ne işe yarıyor? Evdeki bilgisayarınız donanımı yetersizse online olarak size donanım kiralıyor. Bu GeForce Now hizmetinde bütün oyunlar şu an için mevcut değil. GeForce Now içerisinde oynayabileceğiniz oyunların listesi mevcut. Bu oyunları Steam hesabınızdan ve diğer hesaplarınızdan satın aldıysanız oynayabiliyorsunuz. Bu bir eksi yön. GeForce Now'ın içerisinde bulunan oyunlardan birkaçını şimdi deneyeceğiz sizlerle beraber. Öncelikle Sniper 3 Ghost Warrior oyununu inceleyeceğiz. This is it, the Russian-Ukrainian border. Not sure what I was expecting. Comm check, Frank, can you hear me? Over. Loud and clear. Listen up, Marines. JSOC needs you to infiltrate that abandoned military complex and destroy its bioweapons stockpile. Stay frosty. Over and out. Over and out. After you, Rob. Ücretsiz hesapta oyun denerken oyunu seçtiğinizde sizi sistemde sırada bekleyen kişiler arasında sıra ayarlıyor. Sıranız geldiğinde oyunu oynuyorsunuz. Bu oyundan çıktığınızda başka bir oyuna girdiğinizde o oyunda kaç kişi bekliyorsa sırada siz de tekrar sıraya ekleniyorsunuz. Yani kaldığınız yerden yine beklemeksizin oyun oynayamıyorsunuz. Yine bir sıra bekleme süremiz var. Ücretli hesaplarda da biraz fiyatlar yüksek gelebilir. Ancak kısa süreli denemeler yapmak istediğinizde donanım satın almak da ucuza gelebiliyor. GeForce Now'un bir diğer özelliği de mobil cihazlara bu uygulamayı yükleyerek bilgisayarda çalışan çok yüksek donanım isteyen oyunları bile mobil cihazlardan oynayabilmenize de fayda sağlıyor GeForce Now hizmeti. Google firması da Stadia ismiyle bu özelliği piyasaya sürmüştü. Daha sonra hizmeti sonlandırdı. Şu an çalışan bir tek Nvidia GeForce Now hizmeti bulunmakta. GeForce Now inceleme videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.